arabaya binerken insan ruhunu böyle çok etkileyen resimleri gördüm, şehitleri gördüm. Evet, abi. Merhum Akif de ne kadar güzel söylemiş ya. Vatan için ölmekse kaderim, öyle kaderin ellerinden öperim. Öyle. Şimdi şehit olmak, nasıl vuruldu, nasıl oldu, nasıl şehit oldu, ne acı çek değil. Peygamber Efendimiz diyor ki, sizi bir karınca ısırdığı zaman aldığınız acı neyse, bir şehidin ölümden duyduğu acı o kadardır. Bir de her insana nasip olacak bir şey değil, değil abi. Değil de, işte Eren'i gördüm orada bir de. Evet. Ah Eren. Ah, abi, mekanlara cennet olsun. Eren kardeşimiz de vatan için hiç düşünmeden kendini siper etti. Ya. Şehit oldu. Çoğalsın yani, Erenler. İşte yaşasın Erenlerimiz. Eren görüyor orada PKK'lıları. Hemen haber vermeye gidiyor. Gelip orada gelip gösteriyor işte buradalar, buradan gidiyorlar. Hiç düşünmeden her insanın yapacağını, her Türk vatandaşının yapacağı görevi yapıyor, üstleniyor. Korkmuyor, başıma bir şey gelir mi, ölür müyüm? Vatan için, bayrak için kurşunlara siper oluyor, şehit oluyor. Yaşasın Erenler, yaşasın bu vatan için kendini şehit edenler. Aracımızda da resimlerimiz var. Mekanları cennet olsun. Evet. İşte memleketimizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Erciyes'in güzelliğine bir bak Osman. Allah'ını evet, abi. Ne kadar yüce duruyor. Şuna bir bak daha, bir bak bak. Görüyorsun da. Güzelliğe bak abi ya. Harbiden. Vatanımızın her yeri güzel abi. Nereden nereye gidiyoruz peki? Nereye abi? Kayseri'den İncesu istikametinden Bozantı'ya gidiyoruz abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Daha yeni yedi birbirimize dedim. Bu işe nasıl başladın? Nasıl bulaştın yani abi, profesyonel olarak? Biz araba sevgisine bağlandık. Yani babam mesela arabacı değil ama. Sen nasıl bağlandın sevdalar? Biz dayılardan. Dayım işte kamyoncu, bir tanesi uluslararası Avrupa şoförüydü. Onun söylemlerinden, sohbetlerinden böyle konuştu mu, böyle öyle dinlerdi onu ki yani. Öyle mutlu olurdum ki. Gelişleri, gidişleri. Tabii yani doğru, vallahi abi. Derdim ona dayı yani, bize bu mesleği sevdirdim. Yani büyülendik. Olur. Vallahi hayalim bu muydu işte? Büyülendik. Kutulardan tır yaptık. Kestik Osman Transportlar yazdık üstüne. Şaka ya. Yük yükledik, sürdük o yana, sürdük bu yana. Oyuncakla başladık, bu mesleğe girdik. Taksiden başladık, dolmuşçuluk da yaptık. Akçabat Trabzon hattında diyelim, şehir işlerinde. Sonradan işte hedefimiz bunun üstüne çıkmaktı. Benim bir tane kedim vardı. Van kedileri olur ya. Bir gözü maviydi, bir gözü yeşildi. Böyle değişik bembeyaz rengi vardı. Onunla yatardım, onunla kalkardım. Derler ya, hayvanları sevmeyen insanları da sevmiyor. Abi aynen. Yani canlıları sevmeyen insanları sevmiyor. Senin var mıydı küçükken? Bununla ilgili bir anım var mı? Ben oturduğum yerde abi karınca bile ararım. Bak karınca. Bak Allah şahit. Karınca. Karıncaları besliyorum ya. Karıncalarla ben konuştum abi. Bak inanmazsın. Hakikaten konuştum. Vallahi doğrusu. Billahi. Ne dedin mesela? Yani bunu anlatayım ama bak şimdi. Anlatalım. Yok, merak eşimle etmiyorum. Gittik Moldova'ya. Annesi beni o zaman gördü. Şimdi Türkiye'ye geldi. Çok enteresan, güzel bir kadın, iyi bir kadın. Biz oraya gittik. Yenge Moldova'lı mı? He. Evrak için gittik. Hem de dedi ki gitmişken bir ziyaret edelim. Hem de bakalım yani bunlar ne oluyor şimdi. Hanıma öyle derler ki gel yerlerini sat diye. Dedi gidelim beraber, çocukları bıraktık anneme gittik. Abi şimdi dedik ya ilk başta insan olacağını. Kayınvalidem ne yaptı biliyor musun abi? O karıncaları ben besliyorum. Böyle burası garaj. Yani bahçe diyelim. Ben onları orada besledim. Karıncaları? He. Hanım dedi bana ki bak dedi. Bunları dedi çoğalttım dedi. Beslerim onları. Çağırırım onları. Derim oğlum alın yiyin. Kaybolun ama derim yani. Gidiyorlar bak kaybolurlar. Öyle de seni dinliyorlar yani. He. Beştirin bunları, tatlı şeylerden de atarım bunlara.
çeki, dilim, kaç, kaybol. Şimdi hanım diyor bana ki bak, annem gördü mü kaybedecek onları. İnsan nasıl insan yani? Herkesin kalbi var, herkesin beyni var. Herkesin vicdanı, merhameti var. Kadın horoz ötüyor diye, kediyi kesin kafası. Ötmesin. Rahatsız oluyor onun sesinden. Aslında bizim diyelim, dinimizde de horozun çok güzel yeri var. Yoldan geldim yurt dışından. Yatak yorganı toplayacağız arabadan, kirli çamaşır mamaşır eve gideceğiz hani. Ben dönerken adam bana buradan bir girdi abi. Neyse ben onu fark ettim, iyi ki fark ettim. Yoksa kör noktada görsen gitti. Alıp gideceğim. Ben ona korna çaldım. Başladı bana el kol hareketi yap. Yani olacak şey bu değil. İşler zaten hep böyle başlıyor abi. Şimdi ben yurt dışından gelmişim, kafam yorgun, beynim yorgun. İşte aile hasreti var, yurt dışında yaşadığın stres, sıkıntı, yoruluyorsun. Bir de girişsin ülkene, yani hiç olmadık bir sebep diyelim yani. Adam suçlu ama adam haklıymış gibi sana muamele yapar. Dur kalk, dur kalk yani. Büyük arabanın hiç sevmediği bir pozisyon yani. Hani İstanbul trafiği de öyle ya. Dur kalk, dur kalk, dur kalk, dur kalk. Arkanda atıyorum 22 ton. Dur kalk, dur kalk. Ne oluyor abi? Yoruluyorsun. Sıcağı ayrı, trafiği ayrı. Biz küçük araçlar abi çok kolluyoruz. Biz onları kolluyoruz da onlar bizi kollamayalım. Bunların dışında böyle başına gelen herhangi bir olay var mı? Bu Sivrihisar tarafından gelirken hani hiç bana kalsa uykum yok. Yani aynı böyle gözlerim açık. Gayet iyiyim yani. TRT'de haberleri dinliyorum. Önümde bir adam bana el kaldırdı. İşte demek ki hayatımızı kurtardı abi. Geçtim ama yani adam böyle yolumun ortasında yani. O an geçtim orayı. Tabii korktum. Lambayı yaktım dedim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Böyle arabanın içine bakarım yani. Neydi dedim bu? Nereye gitti? Ne oldu? Nasıl oldu? Orada girdim hemen petrola, oturdum böyle direksiyonda gene, dedim acaba dedim benim uykum mu geldi? Halüsinasyon görmüştü orada. Veya dedim öyle bir şey mi gördüm? Dedim, kendine biraz, getirdi demek ki. Tabii gözlerim açıldı demek abi, beynim bitmiş demek ki yani. Ha. Dedim böyle uzanayım yatağa. Abi ben yatağa uzanmışım, uyumuşum. Uykun gelmiş demek ki, farkında değilsin. Farkında değilsin abi, yani beyin stop etmiş, beyin kilitlenmiş. Biz gidiyoruz ama yani... Cenab-ı Mevlam bizi yürütüyor abi yani. İşte bu büyük arabada veya küçük arabada abi sıkıştırmayacaksın yani.